bu kez Mısır yöneticisi olan Firavun'a karşı bir başkaldırı vardır. Bunun sürdürücüsü ya da lideri de Mısır sarayında önemli bir konumda bulunan ve Mısır Firavunu 2. Ramses'in arkadaşı olan Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa da tıpkı atası Hazreti İbrahim gibi kendi tanrısını aramaktadır. Yani kendi kendisini yönetmek, kölelikten kurtulmak, Mısır Firavunu'nun kölesi konumundaki kabilesini özgürleştirmek istemektedir. Bunun için yoğun bir ideolojik, örgütsel, siyasi çaba vermektedir. Kendi kabilesini ikna edip Mısır'dan çıkardıktan sonra tam 40 yıl Filistin çöllerinde dolaştığı bilinmektedir. Filistin diyarında Tur Dağı'nda nihayet aradıkları tanrıları Musa'ya görünür ve ona yapılması gereken 10 emri iletir. 10 emir sadece İbrani kabilesine iletilmiştir. Özünde 10 emir İbrani kabilesinin uzun mücadeleler sonrası kazandığı toplumsal örgütlenme ilkeleri ve siyasi programdır. Emir olduğu için askeri bir içerik taşımakta sıkı bir örgütlülüğü zorunlu kılmaktadır. On emir kendinden önceki mitolojilerde var olan söylence dilini aşan bir dil içermektedir. Dili çok nettir ve somuttur. Kesin ilkeler koymakta, her ilke kesin doğru olarak sunulmakta ve böylece yeni bir dinin temeli atılmış olmaktadır. Sayı olarak çok az olmaları onları o dönemin uygarlık güçleri karşısında zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle hem düşünsel alanda yani ideoloji ve bilim alanında hem de maddi alanda yani sermaye ve para alanında kendilerini oldukça yetkin kılmak zorunda kalıyorlar. Zayıf yanlarını bu iki unsurla gidermek, bir denge oluşturmak istiyorlar. Ve bu çaba günümüzde halen devam ediyor. Sermaye ve bilgi güç ve iktidar demektir. Bu ikisini de Yahudiler 3000 yıldır çok iyi bir biçimde sürdürmektedirler. Her sınıflı toplumda olduğu gibi Yahudi toplumunda da yönetici üst sınıf iktidarla haşır neşir olurken halk kesimi kendi varlığını koruma mücadelesi veriyor. Tarihi iki nehir akışı olarak ele alan Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, demokratik uygarlık nehri ve ondan doğan bir kol olarak süren merkezi uygarlık nehrini tarihin akışı olarak ele almakta böyle yorumlamaktadır. M.Ö. 1020-950 yılları arasında Davut ve Süleyman peygamberler döneminde bir Yahudi krallığı kuruluyor. Ama kısa sürede yıkılıyor. Bundan sonrasında bir daha Yahudiler bir krallık ya da devlet olarak kendi toprakları üzerinde bir siyasi birlik oluşturamıyorlar. Ta ki 1948'de İsrail Devleti kurulana kadar. Bu tarihten sonrası da bilinen İsrail-Filistin çatışmalarının artarak sürdüğü dönem olmaktadır. Kutsal Kitap İncil'de Hazreti İsa kurtarıcı olarak tanımlanır.